Merhabalar, Örgü Annem, hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı oldukça kolay olan bebek, çocuk ve yetişkin örgülerinizi de rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Örneğimize yakından bakalım. Dediğim gibi yapılışı da oldukça kolay. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatımı yaparken hemen şöyle örnek üzerinde göstermek istiyorum. 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 12 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 14 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Örneğimizin ilk sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra şişimi bir defa doluyorum. Arkasından bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane düz, 1 tane ters örüyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 düz, 1 ters. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için doluyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 düz, 1 ters. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 düz, 2 ters örüyorum. 1 düz, 2 ters. Bir önceki sırada örmeden almış olduğumuz ilmeğimiz ve dolamış olduğumuz ilmek var. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Ve buraya kadar bir motifi bitirmiş oluyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz, iki ters örüyorum. Yine örmeden almış olduğum ilmek ve dolamış olduğum ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir düz, iki ters ve yine bir ilmek ve dolamış olduğum ilmeği beraber sağ şişime aktarıyorum ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzüne ve üçüncü sıramıza geldik. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın en önde örmeden almış olduğumuz iki ilmeğimiz var. Arkada da iki tane düz ilmek var. Bu ilmeklerin yerine sola doğru yer değiştireceğim. Öndeki iki ilmeği atlıyorum. Arka kanattan iki düz ilmeği alıyorum. Düz ilmekleri sola, örmeden almış olduğum bu iki ilmeği de sağa doğru yer değiştiriyorum. Bu iki düz ilmeği sağ şişime aktardıktan sonra yine bunları düz olarak örüyorum. Ve örmeden almış olduğum bu iki ilmeği beraber arka kanattan örüyorum. Ve bir tane ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için yine öndeki örmediğim iki ilmeği atlıyorum. Arka kanattan iki düz ilmeği alıyorum. Düzleri sola, örmediğim ilmekleri de, pardon, düzleri sağa, örmeden aldıklarımı da sola doğru yer değiştiriyorum. Düzleri sol şişe aktardıktan sonra yine düz olarak örüyorum. Ve örmeden aldığım iki ilmeği, ikisini beraber düz olarak örüyorum. Ve bir tane ters. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için yine öndeki iki ilmeği atlıyorum. Arkadaki iki düz ile yerini değiştiriyorum. Düzleri sağa, örmeden aldıklarımı da sola doğru. Yine iki düz ilmeği sola aktarıp düz olarak örüyorum. Ve iki ilmeği beraber arka kanattan düz örüyorum. Ve bir ters ilmek, kenar ilmeğim. Örneğimizin arka yüzünde ve dördüncü sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz.
Düzlerimizi düz, terslerimizi ters. Burada bir düzüm var. Arkasından 3 tane ters. Tekrar bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzü ördükten sonra örneğimizi toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk. 4. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.